Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle Başkan 35 kanalına gelip beni seyrettiğiniz için ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa kanalıma da abone olmalarını e, kendilerinden rica ediyorum. Evet arkadaşlar videonun başlığından da anlayacağınız üzere dolar tl'de 7.14 seviyesi mümkün müdür? E, öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar burada verdiğimiz ee, anlattıklarımız, verdiklerimiz, gösterdiklerimiz hiçbir zaman yatırım tavsiyesi olarak kullanılmamalı. Sadece teknik açıdan öngörülerimizi yansıtmaktadır. Ve al-sat tavsiyesi kesinlikle yoktur. Beni eski videolarımdan da tanırsınız, bilirsiniz arkadaşlar, izleyenler, beni e, bilenler bilir. Ben hiçbir zaman e, boşa video yapmamaya, insanları kandırıcı yönde video yapmamaya özellikle önem gösteririm. Bu videomda da Dolar e, TL'de 7.14 seviyesi gelebilir mi? Teknik açıdan e, bunun incelemesini yapacağım arkadaşlar. Ben yaparken de e, bu teknik incelemeyi yaparken de sizlerin beni çok iyi dinlemesini istiyorum. Hangi seviyelere, hangi noktalara göre bu teknik incelemeyi yap, yapıyorum? Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Ee, bu kısa hatırlatmaları da yaptıktan sonra e, videomuza geçelim. Elliot teknik analize göre e, dolar TL kurunda 7.14 seviyesi e, evet mümkün. E, şimdi bunu bir de Tren çizgileriyle teyit etmeye çalışalım. Bir tren çizgimizi alalım arkadaşlar, bakalım tren çizgimizi. Evet, şuradan A düzeltme dalgasının oradan bir tren çizgisi çekelim. Evet, şuradan bir tren çizgimizi çektiğimiz zaman. Evet arkadaşlar şimdi bu 7.14'ün 14ün ana yapısını A düşüş dalgasının 4. dalganın e, A düzeltme dalgası ve C düzeltme dalgasından geçen e, yükseliş trend çizgisi Elliot'umuzu şu an desteklemekte 7.14 14 seviyesi e, seviyesini desteklemekte arkadaşlar. Şimdi şuradan biliyorsunuz 7.15 seviyemiz var arkadaşlar. Şurada görülen. Ne zaman görülmüş? 2018'in 8. ayında. 2018'in 8. ayında görülen 7.15 zirvemiz var. Burası 4. dalga. Bunun A düzeltmesi arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz 5 10 5 11'li seviyelerde geldi. B düzeltme dalgası 6 22 6 25 C düzeltme dalgası da 5 44 60 seviyelerinden geldi. Geçen gün hareket 6 15'li seviyeleri göstermekte arkadaşlar. Geçen akşam olan hareket bu 6 15 6 12 seviyesini birinci dalga yani 5. dalganın Birinci dalga düzeltmesi olarak aldığımız zaman arkadaşlar bunun düzeltme seviyesi de takribi 5.75'li seviyelerden geçiyor. Yani bu 5.75'li seviyelerden 3. dalga hareketi başlama olabilir. Bu 3. dalga seviyemiz de 6.50'lere 6.55, 6.56 civarına denk geliyor. Buradan tekrar bir düzeltme 6.03 seviyesi evet 6.08 seviyesine bir düzeltme tren çizgimiz üzerinde hatta 6.15 seviyesi üzerine bir düzeltme ve 6.15 üzerinden arkadaşlar 7.14'lü seviyeler el, yato, el yato göre mümkün olduğu gözükmekte fakat bunun için kriterlerimiz nedir arkadaşlar şuradaki yükselen tren çizgimizin aşağı yönlü kırılmaması şartı var. Yani bu, bu da nerelerden geçiyor? 5.73 ve 6.14 Evet bu 5.73 6.14 Bu seviyeler aşağı doğru kırılmadıkça bu Elliot dalga teorimiz 7.14'lü seviyeler geçerli olacaktır. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunun birinci dalgası 6.15. ikinci dalgası evet şurada 5.74.50. Üçüncü dalgası 6.57. Dördüncü dalga 6.15 ve 5. dalga arkadaşlar 7.14'lü seviyelere gitmesi mümkün. Bunu bir de Fibonacci ile destekleyelim arkadaşlar. Buna bir de Fibonacci seviyesi alalım. Fibonacci üzerinden bakalım. Fibo değerlerine. Evet buradan bir Fibo değeri alalım bunu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Fibo değerlerimizde çektiğimiz zaman 63. dalga 61.8 6.54 seviyesine geliyor. Buradan da Elliot dalga teorimizi arkadaşlar düzeltmesi 50'li seviyeler ve 5. dalga %100'lük yukarı 7.14 7.19 seviyesi Evet bu trend çizgimiz kırılmadıkça arkadaşlar Elliot dalga teorimiz bize göre 7.14-7.19 aralığına dolar tl'nin gitmesi mümkün. Trend çizgimiz ve fibo değerlerimize baktığımız zaman bunlar bizi destekleyen değerlerimiz arkadaşlar. Bunlara göre 7.14 seviyesi dolar tl'de mümkün. Şimdi arkadaşlar bir de kısa vadede inceleyelim dolar tl'yi. Kısa vadede baktığımız zaman Önce şu grafiğimizi bir temizleyelim arkadaşlar. Günlüğe geçelim. Kısa vadede de e, incelememize arkadaşlar şu seviyeleri ben size belirleyip. Öncelikle 5.80 seviyesi bizim için önemli kısa vadede. Şuraya işaretleyelim hemen 5.80 seviyesini. Evet şurada bir 5.80 seviyemiz var. Güzel bir desteğimiz var 5.80'de çalışan. Bir yatay çizgi daha alalım. Yukarıda da bizim için önemli olan geç, geçmemiz gereken bir 58370 çizgimiz var. Şurada bir 58370. Evet 58370. Bu çizgileri alıyorum arkadaşlar. Şimdi buna göre size bir anlatımda bulunacağım. Yukarıda da bir yatay çizgi daha alacağım. Şuradaki 5.90 seviyemiz var. Şunu da 5.90 seviyesine çekelim. Evet. Şimdi 4 saatlik kısa periyodumuza geçelim. Evet, aşağıda arkadaşlar görüyorsunuz şurada 580 güzel bir desteğimiz var. 579 5.80'de çalışan güzel bir destek bölgemiz var. Yukarıdaki direnç noktamız 583 70 seviyesinde. Şimdi bu 5.83 70 üzerinde dolar TL'de arkadaşlar kapanışlar başladığı zaman veya 5.80 üzerinde bir haftalık kapanış geldiği zaman dolarlığın e, kısa vadede hedefi arkadaşlar 5.90 seviyesine kadar e, bu hafta gidecektir. Bu 5.90 üzerinde de. <laughs> Bu kısa vadeli şey arkadaşlar tahminlerimiz teknik çalışmamız aşağıdaki 579 50 destek yerimiz onun üzerindeki direnç noktamız noktamız 583 70 583 70 üzerinde de kapanışlar görmeye başladığımız zaman kısa vadede 590 hedefimiz olacak. Zaten 590'ın geçilmesiyle de kısa vadedeki hedefimiz 598 599 seviyelerimiz var. Bu seviyeleri takipte kalalım. indikatörlerimize de bakalım. indikatörlerimiz neler diyor? 4 saatlikte baktığımız zaman indikatörümüz görüyorsunuz arkadaşlar, e, yukarı doğru kırmızı maviyi kes e, kesmeye yaklaşmakta. Az bir vakti kalmış. Zaten bu kırmızı maviyi yukarıya kestiği zaman da hareket hızlanacaktır. 589 590 bölgesine doğru gidecektir. Günlük günlük bazda da bakalım. Evet günlük bazda zaten kırmızı maviyi kesmiş. Yukarı doğru hareket pozisyon hala al pozisyonunda görüyorsunuz. Bu da bize kısada 589 teyidini veriyor. 5.83.70 direnç seviyesi üstündeki kapanışlarda 5.90'lı seviyeler kısa vadede takibimizde olacak. 5.90 üzerinde hareketlerin hızlanmasıyla da 5.98 takip edeceğimiz önemli bir seviyemiz olacak kısa vadede. Uzun vadedeki zaten Elliot anlatımını dinlediniz. Şimdilik dolar tl hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Her zaman için son kararı kendiniz verin arkadaşlar. Hiç kimsenin yaptığı teknik analizlere güvenmeyin. Kendi analizlerinizi kendiniz yapmaya çalışın her zaman. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.